Bugün biz 51. sırdan dersimiz baş alakamız. 51. sır, huşbu ekuller usulü. Huşbu ekuller asablarını boşaştırışı yoldan bir ucu acayip usullerden beri de ispatlangan. Türlü ekuller kafiyatka ve zihinde icabi tasar kursatırdı. Demek bizde kıt, mesela size kerede ben bozum, huşbu albatta o da müzakını, şavkını, onun ruhiyetini titirtirleştirirdi. Bir acayip bir adamın kafiyat, kuşu kafiyat verirdi. Eğer bad boy kudu bu dediğim olsa albatta hamamız burnumuzu diktip ne hangi bir hulik halatını kıyaslap yoldan şey bad boy kudu borcada tırnak şu kudu meselesi de Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu hangi bir Unzat bir koçadan ötseler, kuşun ötken koçaları şundan hıt, kuş bir hıt akıp ederek. Kim de kim o şu koçadan ötedigen bölse, elbette Resulullah'ın ötkenliğini biler ve bu koçadan Resulullah'ın ötkenliklerini bilişerek. Allah o kuşu üçlü hangi tabi'i hıtını vergen eken. Şimdi biz hal fazla hükümde müminlerde en acayip bir sünnet bölgeni, insaniyatki, başarıyatki sünnet bölgeni. Çünkü avvalgi 120 bin peygamber, bir ölkəyə, bir qışloqqa, bir məmləkətə alaqalı gəlişkən. Lakin bizim Rasulumuz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmətə peyğəmbər olub yer üzündəki bütün 7 milyard adam bolsa, şuanı hamısına peyğəmbər qılıb yorulğanlar. Ta qiyamət keçə o kişinin alıb gələn kitabları Qur'an amalda bolar. Şəhrinizdəki darxanlardan apelsin ve çinligül maylarını satıb alın. Şuna hangi bir muayla var? Biz keyingi paytda İslam ümmeti ham şuna hangi spirt qo'shilgan harom xushbo'ylik tarqatadigan buyumlardan foydalanadigan bo'lib ketdi. Lekin bu yerda halol narsalar haqida gapirib o'tirilyapti. O'sha apelsin yoki gul chinni gul moylarini sotib oling. Qaynab turgan suvga ushbu yog'lardan birdan bir necha tomchi tomizing va xushbo'y hiddan bir necha daqiqa nafas oling. Demek ki şu xushbo'y tarqatadigan edilen narsalarni olarkanımızda bir idishga kaynagan su quyib turib, o'sha kaynagan suvga bir necha hidlardan topshirib, ingalatsiya, ya'ni ingalatsiya qilar ekanmiz. Xushbo'y hidlardan nafas oling. Dam olayotgan xonangizga ham shu xushbo'y bilan to'ldiring. Siz sokinlik va xotirjamlikni his qilasiz. Havodagi olma isi ham xotirjam uyqu yordam havodagi olma isi ham xotirjam uyquga yordam berishi isbotlangan. Demek o şey, havalı tarzı kılar, ayette bahardaki uykuyla kana kanka tuyumluyup ola da, bahar gülle, uri güllerden payda, orulma güllerden payda, şu taraflı güllerden payda, onlardan acaba kılar kiptir ede. Yok ki, bana şaharda yaşaşkı örgengenmiş, şaharda aynı kulansa bir kuni kılda boladı. Kaçan biz tağ, cahilerde kütterilgen paytımızda, tağlarda biz en işine kanka vurkuş böyleğini, hatta ki moçi çeklerini kıdını, ve hatta ki sıraç, rivoç deymiz shunaqangi daraxtlarni archani hidi ham tog'da o'zgacha bo'ladi toqqa chiqqanlar mana biladi hattoki archani hidi ham bir ajoyib huzurbaxsh qiladigan hidlardan hisoblanadi navbatdagi sirimiz demak 52 sir yarim soat toza havoda sayr kechki ovqatdan keyin yarim soat toza havoda sayr qilishga odatlaning tabiat qo'ynida sayr qilishga nima yetsin Koçada tarihaydım. Biz ertelap kısını ayeti bu tuğdu götkan dersimizde, şimdi keçkisini. Keçki avukat yerindeki insan bir ertelap kısı kışkırını sayır, şuna hangi bir adamı huzur bakış kılarken, bana şu ertelap kısı keçkırınca payda bu hava ham bir mutedil kındaydı, halatta buladı. Kahraman kışta olsa ham ertelap kısı payda ve şuna hangi keçki avukattaki yenge payda bir çıkıp sayır kurup gündüz ızgın soğuk, keçes ızgın soğuk buluşu mümkün. Lekin aynı mana şu iki damda hava bir mutedil halatta bo'ladi. Tabiat qo'ynida sayr qilishga nima yetsin? Hayot sayr qilish tabiatning mukammal mashg'ulotidir. Sayr demak biz insonni sayr qilishligini o'tiroq bo'lib qolmasligini tabiatdan shu olishligimiz mumkin ekan, hattoki sayyoramizdan. Sayyoramız ham milyardlab galaktikalar ichida quyosh tizimi suzib yuribdi. Milyardlab galaktikalar ichida milyardlab sayyoralar suzib yuribdi. Hammasi oliy zot tomonidan, yaratuvchi tomonidan belgilab qo'yilgan buyruqqa so'zsiz amal qilib yuribdi, suzib.
Ve sayr kılışlık bu cüda acayip nasıl ekan. Hatta onki sayyora sayr kılığındakin sizden biz hem bu sayyorda sayr kılışlıkımız ne kadar huzur baş kıladı. Sayr kılığındakin de başka yumuşlar, kısak kitaplar, yüzeye girişim mümkün bulgan muammolar hakkında hiç oylamayın. Sayr kılığın faydınızda hiç nasıl oylamayın. Biz haliki alt kadem meşgulatını eslep kurarak, alt kadem meşgulatımızda etkenimiz ki, demek sanok utkazış. Böyle 2, 3, 4, 5, 6. Yok ki nefes yetkünce. Yok ki tohtarış halatı da şükür kilitirişlik. Allah'a tasandalar kilitirişlik. Belden nazı nimetleri şükür alanına etişlik. Subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber. Degen bu sözlerini hem tekrarlar böyle nefes alış payetinde, nefes tutuş payetinde, nefes çıkarış payetinde, sayır payetinde işte doğru kirletmem bu ise, elbette sayırımız ünüm doğruluyor böyledir. Bu halkadaki fikirler miyeli girişi giden bizi tohbet edir. Bu başvurlatların faydası, başvurlat faydasını kama ettirir. Ne? Eğer siz koçada başka bir salvi fikirli, kısak kitaptı, bari yumuş, bir muamma kilitleşi buna hayalini söylemek olursanız bu sizin maşrulatınız faydasını kamayet edin. Sayı kılıçtan zavk olin. Atafınızda güzellik itibar verin. Her bir nesini görgenimizde onun ne kadar güzelliğine itibar olacağım olsak bunda biz albette bana bu sizden biz biznesmen yani investor şuna kaynı bir cide acayip bir keyingi 300 yıl davamında devam etedigan, yani 200 yıl, 300 yıl içinde devam etedigan bir güzel biznes egesi bu türümüzü bulundu. Şu nesilde bizden Allah nasip kılıp tuttu. Bu nesilin kandai zorluğunu helikopçiliğimiz sezim ettirilmiş. Bu cüda acayip bir layıkı ki, bu layıkı hala köplak adamlarının bakli hayat geçişliğine sebep buladigan. Şuna kaynı bir layıkı. Peygamberimiz atkalleri de her bir nesilde yakışıklı kurun. İllat nazar bulmayın, hıslat nazar bulun denildi. Biz hiç bir nesilde illatını korumasıyımız gerek. Her bir yamalıkta bir yaşlık parlığını kumulumuzu tutup daimi pozitif buluşuyumuz gerek. Hiç kaçan bizden negatif sözler çıkması gerek. Yani şu sayır payetinde özümüzü pozitifle aylantırışımız, atraktifli güzelliğini kuruşluğumuz, yani şu maşgulatımız biz üçün kanına kadar pozitif kolatı ege boşluğumuzu bilgiler verelim. Kutlak, yaşıya nispeten yaş kurulmuşu insanlar daimi sarkılışını alır. De, hem egeler. Demek yaşıya nispeten yaş kurulmadığı adamlar, kurulak kurulmadığı adamlar, demek ular kutlak sahip buluşadı ve ular pozitif buluşadı. Hiç kaçan bir negatif, bir onun sözlerine maşgul buluşmaydı. Hayatımızda boş kalan vaktimizi kitap mutaalesiyle kalırsak, ve özümüzü, kasbimizin uğurlanışlılıkla gayret edilen bulsak, bu acayip bir kısırlık böyledir. Özü devletimizde hem, şu bütün dünya gibi bu yangi kasıp egeleri, bir vraç gibi, ya ki bir kuruç gibi, ya ki bir haydoç gibi, ya ki bir şifakar gibi, ya ki bir şunsin, yani koplak kasplar, uktuğucu midir? Kasplar gibi, yani şu tarmaklı marketing menajeri kasbı ham hazırlık konuda rüyattan otkazılınca. Barca davlatlarda bu kasıp var. Sizinle biz ham şu kasıbını egelerimiz. Bu kasıbını uzdan kirip çıkardık var. Bu konu koydaları ve amal konuşu bu kere bulan uzun üslupları buladı. Ben şu nasırları aramak verdim bulsak biz bu kamar yetuk odan bulup geçeceğiz inşallah. 53. sır, ağır taş maşğulatları. Demek ağır taş götürüş bu için maşğulatlarına yazılın. Cism olan küçük adamlar aklen ham bardaşlıdırlar. Mesela cismani kuvvetli adam aklı ham yetik ve kuvvet böyledi. Kasalmalı adamlar fakat nalış iştirdi. Kim mi görse nalıydı ben bu kadar. Yani şu nalışlıdan barçamızı uzansın. Bazı 70 yaşlı insanlar marafonlarla katmışlar. 80 yaşlı ayollar tog'larni zabt etmoqda. 90 yaşlı buvalar zavqli, farovon hayot kechirishyapti. Biz siz 19 yosh bo'lsa bo'lasizmi yoki 90 yoshmi doim tetik sayg'ayrat va hayotni sevuvchi bo'ling. Yoshingizdan qat'iy nazar sayg'ayrat bo'ling. Doimiy harakatda bo'ling. O'shanda siz katta-katta cho'qqilarni zabt etasiz. Şu görünüşte hazır 72'ye Antolida Junis 72 yaşına kırılgan bolsa
Bunu 92 yaşlı kırgan anası var. Şu 92 yaşlı anahan hazırlı günde mənim şu spasivay kurulsa da mən kainatka çıkıp yerini kuzatsam deyem ışkımla, muhabbetimle yaşamaqdır. Siz bilen bizler hazır bu biznes kıl yapan köpçülüğümüz cüda önceli karıp olan adamlar emezmiz. Barçamız en keksemiz benim 65-70 yaş başımız mümkün. En yaşımız 18 yaş, 19 yaş. Siz bilen bizim ortaçı yaşımız 35-40 olup geledi. Ben şu yaşlı adamlar için bu acayip kolay geledi var, bir maşk usulü böyledi. Ağır taş kötürüş bu işe maşgulatlarına diyoruz ne deyenimiz bu cüda 58 sabıya, 90 sabıya kötürüşünün şart demez. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo hem ağır hesaplanırdı. Çünkü kulumuzda daim kitap daftar götürmüş bir organdan adam 5 kilo değil, taş götürmüştü. Hem ağır taş hesaplanırdı. Şimdi 4. sırrımız. Başlığımızla bahslaşmayın. Hiç kaçan başlığımızla bahslaşmayın. Bahstan kopran mersini yutkazasız. Demek şu oyunda ayeti bu düşünümüz gerekti. Biz kopran taşkilatlarda rahbarlık ve ozumlarda işlememiz. Rahbarlık kıyan davranımızda insanlarga hem mesela korkan, çoğalık bir neticelik meselelerini örgütüplerde, şunda halatta ve hatta yinki insanlarımız, şirket kol asımızdaki işçilerimizi bu şaraitlerden hal, hatta haber aladığım derecede işlerini teşkil kuyduğumuz. Yani şunda halatta bulacağınız, hem işe başlığınız olan bahsetmeseniz, sizi geleceğinizde sizin yutuklarınızı kopya egalleşinizde sebep oluyordu. Bahsede şey verseniz bir yakşı mevzu, yakşı bir fikir buluyordu. Ama bu hiç kaçan sizi çakılmaydı, bir tıkırsınız böyle. Çakıl, ne kadar ben başım mağlık edip sizi çirkin taşlar bir tıkır. Ve şu muamelelik babı dedi, ötken mevzuyumuz, bana şu babı bir vasıta bağlı buluyordu. Hiç kaçan başlığından tutuşmasak gerek. Yani başlığını kolla kuvvetleş gerek. Birge işlengen derken, bir de cama aldıgan derken, boşluk albette öz vazifesini hız kılgan halatı sizge kömekleşiş, bu arası bir yoldan kılıyordu mu? Siz hem kömekleşip, özünüzü yoldan kulumuzu çözüp, bölgelikte cama şuna kabul edin. Cama birbirine yelke belediğin adamını kabul edin. Birbirini kollak kuvvetlediğin adamını kabul edin. Cama bir aile, bir cesat, bir şilakaynı, bir halatı buluşturuyor gerek. 55. sırrımız, biznes ve işe mas kılıcı lübaslar. Elbette biznes ve işe mas kılıcı lübaslar bu arasında kanıtlı branded kostümler, nüfuz, nazakat ve dinli korsetler. Kaşandı prezident yok ki vezirlerinin sargış, cigarren lübaslarını korkar mısınız? Demek bu lübasını ham biznes alındı. Yani monotonlu bu gene koprak. Elbette yaşı bulur. Bu başka ne kıyımlar elbette insanın nüfuzunu çürerdir. Şunun için bir biznesimizde malik, biznesimizde mas kimlerde yok ki biznes, kazatkan biznesimizde negatifleri çürüründen kimlerini kiyseniz bu albatta sizin nüfuzunuzu ve sizin hançelik öz kasbınızı sevişlerinizi korsetedir. Bundan zavklanan kişiler sizin barça kiltirgen misallarınızı, kiltirgen kampanya boyunca sizi birden takdim mutlularınızı çok kulağıyla işledi ve bu kampanyada tez bu arada hamkor boşluğa hareket kıladı. Ben tecrübe davet kazganımız, bana ait aylık cüda köplak, cüda köplak adamlar biz olduğumuzda geledi. Kulağın kuşu şıp tovusunda yapırgandı, hızlı hızlı işleyen geldim deyişedi. Hatta oyun ki hamkasplarımız bir de okul işedi. Ben kuşuyla ben çüntürdüm, siz hem bir çüntürseniz de okul işedi. Ne mi bu? Şuna kabul edin. Bu kasbı mehir muhabbet koyduğumuzda. Siz hem kasbı mehir muhabbet koyun, sizin her insanlar şu bizim iştirançelik derecede işledi. Ve hani şu kanalarınızda, joylarınızda, biznesinizde mosbuda barca takdimatı otkan paytınızda, atrafınızda kurallarınız hem mesela şu biznesle taalluklı, biznes legatifi de bugün bu şeye gerek olabildi, yaşı böyle. Mesela o diye bir misal bana, bizim su içeriğine ait işlerimiz hem esve yazıları var böyle. Kiyimlerimizde böyle esve yazıları var, şapkalarımızda bu sefer. Hatta ki kokrak nişanlarımız böyle, koşatış mümkün böyle kokrak nişanlarımız ham var. Şuna kendi biznes, hakikatte bu muhabbet böyle öz işini kılıkçı adam için bu katta netice verildi. Ve cüde katta bir şuna kendi
sarmayadorlarının kilişeyi siz muvaffuk bulasınız ve onlarının yetersizliğe ailenesiniz. Elbette bu narsanı hiç kaçan esna çıkarmasını gerek ve uzunumuzu, nüfuzumuzu ve nasakatımızı, biznes gibi olan sadakatimizi kursatışmamız gerek burada. Biznes ve iş şeyimiz bugün libasa hakkıdaki mağazımız bana şu. Bu ham, her şey 200'te sırrımızdan biri, 55. sır hesaplanadı. Her bir nasıl da uzun sır buladı. Uzun sır bulandayken sır bilgen adam pır buladı diyelim. Uzun işini sırını bilgen adam o şey işi pır buladı. Yani o şeyin üstesi, o şeyin önümüzde katta yukarı, neticede bir yüksek sarmıyor adamlardan biri de haline de. Bana mesela bizi kampanyamız var, müjde katta nüfuzga erişim olmakta, nüfuzga zarar yetkizedik gön, tok düşüredik gön, imicige halatlıkladık gön, barçanın senin uzun cülünden tozudan olmakta. Tez külde de bunun cüde katta uygulayan neticelerine erişeniz o da halese. 56. sırrımız, yazma şekilde had yönetin. Alakalarını müstakimler için mücazlarınızda ve hamkorlarınızda doğuyma yazma şekilde hadlar yönetip durun. Ularga har 4 ayda bir marotaba qandaydir qiymatli narsa jo'natishga harakat qiling. Ta'tilda bo'lganingizda ularga chiroyli otkritkalar jo'natib turing. Yuzlab otkritka sotib olishga va ularni to'ldirishga vaqtingiz ketsa ham xavotir olmang. Vaqtingizni foydali joyga sarflayapsiz. Rishtalarni mos mustahkamlashning boshqa yo'li esa yaqin orada chop etiladigan biror bir qiziqarli maqolani jo'natib, unga ilova sifatida ko'p yozma, ko'p qo'l yozma sheriklaringiz uchun bu qiziqarli ma'lumot bo'lishi mumkin ekanligini va siz o'zaro do'stligingizni qadrlashingizni yozib yuboring. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, munosabatlarni o'rnatish uchun muhim vazifa bo'lishi kerak. Ya'ni demak o'sha chatlarni mana barpo qilganmiz, bu o'zimiz ko'pchilik bu nima desa bo'ladi. Bo'lar bo'lmas narsaga internetga kirib bular boramas narsani tomosha qilishlikka vaqtini o'tkazadi. Ular esa vaqtlarini zoya ketkazib, biznesda hech qanday natijaga erishmasdan va natijada negativ fikrlarni, salbiy fikrlarni gapirib yurishga moyil bo'lishadi. Biz o'sha vaqtimizni mana chatlarni tashkil qilganmiz. Chatlardan ko'pchilik chiqib ketib qoladi. Masalan, ertalab qolsangiz 620 ta odam, kechga borsangiz 590 ta. Yana bir 10 ta 20 ta 30 ta odam qo'shiladi. Yana 5 ta 6 ta chiqib ketadi. Bunaqa chiqib ketayotgan odamlarni qaytib qo'shmaslik kerak. Ularga qiziqi yo'qmi o'z holiga qo'ying. Bu dinda majburlash yo'q degandek, bizning biznesimizda majburlash yo'q. Bizning biznesimiz o'sha yerda bo'lsa ham, bo'lmasa ham rivojlanadi. Kompaniya odam jihatidan yetarli darajaga yetib bordi. Shuning uchun kabinetlarda, tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda kimki shu skava haqida noto'g'ri yoki shunaqa negativ fikrlarni bildirayotgan bo'lsa, ularni tozalab ketyapti hozirgi kunda. Shunaqa bo'lgandan keyin demak, nufuzi kompaniyani o'zgarti oshdi. Do'stlarimizga hamisha xat yozishlik deganimiz, yangiliklardan yuborib turishligimiz. Chatni biz shuning uchun tashkil qilganmiz. Hamma o'z yangiliklarini eshitgisi kelgan odam chatda yangilikni olishligi mumkin. Savol javob borasiga kelganda mana seshanba kungi webinarlarga savollaringizni yozib kelinglar deb taklif qilyapmiz. Nima savol bo'lsa, nima savol bo'ladigan bo'lsa, mana shu savollarga webinarlarda javoblarni olamiz. Demak, hamkorlarimizga, hamkasblarimizga vaqti-vaqti bilan bildirimlar yozib turishligimiz, qo'ng'iroq qilib ularni qo'zg'ab turishligimiz kerak ekan. Bu sizdan bizni qanchalik faolligimizni va komandamiz qanchalik faolligini belgilaydigan mezoni bo'ladi. 57. gün, me'yor va vazminlik. Baxtli va jo'shqin hayotning asosiy ikki omili me'yor va vazminlikdir. Har bir narsaning me'yorini biling. Suhbatni me'yorini biling. Demak, suhbatni me'yorini bilgan odam o'z hurmatini, nufuzini saqlagan bo'ladi. Vazminlik bo'lishi kerak. Bir hamkasbimiz bir qandaydir nima deymiz? Yani bir vaziyatda, odamda har xil vaziyat turibdi. Jumbishga kelgan vaziyat bo'ladi, asabiylashgan vaziyat bo'ladi. Asabiylashgan odam kelib sizga asab nuqtai nazaridan so'z qiladigan bo'lsa, vazminlik bilan javob bering. Siz ham unga o'sha holatda teng vazndagi so'z bilan muomala qilmang. Har bir ishda muvozanatni saqlash lozim va haddan oshmaslik kerak. Suhbatda ham, boshqa narsada ham albatta ko'pchilik shu holatda bo'ladi.
Yakında bir şakayın halatı buldu. Bir hamkarlardan bittesini kana kılıp bu hamkar bulup kalırken eken menge ne hangi bir halatı sözlerini kılıp bırak bu mazgaplarını yapardı. Menge cevaben indemek edebiyordum. Bu ucu çoğulu cevap buldu. Bu sezip dilimi bakanı belirtti. Keyin bu bilen koşkan hamkaslarımızga ne hangi anı verik edin ben notolu yapıp koydum. Dep yapıldı. Ben ona ettim ki siz oylak kurup başınızı işletip bu yönelişe kırgan mısınız? Yok ki kimidir mecburluğu bile kırgan mısınız? Yok ki buranın siz arkanızdan mültük taraflı kırgan mı? Şu, bana şu layıkaya kırıp pül tikin degan mı? Degan sağlı verdim halas. Yok ki pül sizi kudayınız mı? Hemen azından üstü mü? Degan gafı yapardım halas. Çünkü şu gafı yapırışlıkla layık gafı yapırdı. Lekin ben onu kupallık emez, yumuşaklık, vazmenlik bilen şuna hangi bir misalini getirip yönümde devam etiket ediyordum. Bu müyar vazmenlik eğitim arkadaşlar, bu ham sır. Bu ham businessmenin sırlarından biri. Bunda ciddi eğitim arkadaşlarımız gerek. Ben şu bize iki üst sırlarımızı hemmesini otemiz mükemmel. Ben derslerde katlaşkanda bu ise YouTube'da ben şu derslerimizi yazıları var. Bu YouTube'daki sırkaları hemmeye vermeyemiz. Çünkü kimde kızı kışı bozu, uzun topu kuzu koradı. Kampanyamızda, kabinetimizden kırgenimizde şeyden Merapriyat edilen cahitı var kabinetimizde. Şu Merapriyat edilen cahitı da Novist edilen cahitı yok. Yani, ben, yani ondan taşkarı Webinars Skyward Community edilen yazılı şimdi Google'ı kılsak, daha bu şu YouTube'da bir mesele hemen çıkıyorlar. Fakat bir temelimiz, bütün komandamız, bütün cemiyetimiz, bütün Skyward'ı kim ciddi cah bile hareket kılıyor. O şeyin hemenleri webinarları var. 28. Jasmin çayını için. Fıtar üsümlükleri dokanından topuş mümkün bulgan Jasmin çayını için. Bu sağlığınız ve hardır çıkışınız için faydalı. Kaynak suyu zencefil bölümünü ham koşup için ve uzunluğunu yine de tetik hız kılasız. Demek zencefil bu üsümlük yok ki bir jasmin çayı bölümünü bulsam bu iki üsümlük ham elbette meyarı var. Biz aldım meyarı yapırdık, vazminlik ve meyarı hakkında yapırdık. Bunu ham uzunluğunu meyarı var. Mesela bir günde bir mahal jasmin çayını içiniz mümkün. Zencefil suyudan zencefil çay kılıp içse ham böyle diyor ki kaynak suyu koşup içse ham böyle zencefilini. Bu zencefil ham ortakça meyardan ortağı insanı lahas kayıp geledi. Bu buna sen ertelap mesela etalik 1 gramlı damlama keşke payet 1 gramlı damlama işimiz mümkün. 1 gramlı damlamamız bu jasminini tarhan kılıp mayan yançılgan payeti onun için de yengil derse böyle de mesela çay kaşığının 3'ü de yarımda yeter halat dediyse 1 gramı verirdi. Çay kaşığını özü tuldurup alınca 4 gramı verirdi. Şey, çay kaşığını 4'den 1 halatı 1 gramı doğru gelirdi. Şunu bir damlama kılıp içtik. Ya ki keç keçe içip yürüyüşlük hani mümkün böyledi şu normesi şu. Meyarı şu derse böyledi. Bu kuşu böylelikten taşkarı bu insanın daim tetik yürüyüşlüğüge vatta sağlığımızga güzel icabi tahsil konsekredi. Bu bir üsümlükle hesap edildi. 59. Vaktini doğru başkarın. Vaktini doğru başkarışı sizde masraf şu uçan bu işe yoldan beredir. Vaktinizi doğru başkarsanız, kitaplarınızda yani ki kundalik daftarı yolluysanız, kundalik daftarınızdaki halbı saatlerinizi recelap, belgelap koyan bulsanız, bu sizin vaktinizi doğru başkarganlarınızı bildirir. Yani siz klinişi kerak bulan işlerini mecburlikten emez, belki uzunuz isteyen vakta becerişiniz mümkün buladır. Ne meş kılışını kaçan gibi yazgan bulsanız bunu mecburluk denemez. Bu sağlıkçımızı kılgan bulasınız. Bizim biznesimizi en yakış tanıyan bir tanımını şu. Kimdir bağlı emezsiz. Kimdir sizi vaktinizi nazarat kılmaydı. Yatıra 8'de işe geldin, kaçkın 5'de gittin demeydi. Hiç kanakangı bir masuliyetsiz ve uzunluğunuzun gelecekte öz, demek geleceğimiz öz kolumuzda. Biz öz geleceğimizi özümüz yaratamız. Hançerik biz sadakat bilen öz kasmımızı başkarsak, hançerik biz sadakat bilen öz işimizi kıladığımı bulsak, hançerik biz dostlarımızla hoş muamele bu vaktlerimizi dolu bir gelip, bir vakte lağu, gıybet, va sözlerde özümüzü vaktimizi ece atmazsan, bu şu vaktini önleri mutalaga ve biznesimizi çukurra öğrenişe sahip kıladığımı bulsak, elbette kereli metrelerini soransa biremiz, kim ne kıyınçiliği bulsa ayetse ve yoldan kulemiz, kaysa mavzuda kıyınlayarken bulsa o şey mavzuda mask bilmelerini biremiz, kabinetlerimizde
100 savolga 100 javob degan narsa bor, o'shani o'rganib chiqishimiz kerak. O'sha 100 savolga 100 javob degan bobdagi materialni o'rganadigan bo'lsak, uni ham albatta bir tartibga solib, o'zbekcha variantini qilishga harakat qilamiz. Mana bu 200 ta savolimizni tugatganimizdan keyin, ana shu 100 ta savolga 100 javobni bir mukammal darajada o'sha slayd holatda hammasini yoritib berishlikka, bir video qilib berishlikka harakat qilamiz. Bu albatta bizga vaqt berishina kerak. Mana bugun bu yerda mana suhbatimizda Nazirxon qatnashib turibdilar. Ya'ni ko'rayli kimlar bor. İzzetullah var bana, mukaddes var bana. İzzetullah bilen Nazirxon bugünkü sohbetimizde ofiste bugün işledi gelişti. Ofisimiz bugün de gavcum buldu. O şeyden karamazdan biz mazunu terleştik, ögürdük. Cide gavcum şuna kaynı. Biz kançalık kop imkaniyat vakti verilse, biz şunçalık kop sizlerle materyaller yani bir kollanmada yaratı bir işteki harekat kılıyoruz. Demek vaktimizin, demek uzunluğu başka bir şeyimizde bu olup kereden bu mesele. 60. sırrımız, insani faziletlerin varjlantırış kitapları. Şuna hangi bir cüde köp adibiyatta var, insani faziletlerin varjlantırış için yazılan kitaplarını amal kılmış şartı bölgen dini kitap de kabul kılmayız. Yani bu insani faziletlerin varjlantırış kitapları bir kandaydır dini kitap de dini kitap ne demek? Kur'an'a, Kur'an'a daimi amal kılışını kadar, onu bacarışı kadar şart bölgedir, o da barış gerek. Daimi o şey korsatmeli bile yaşıştık kadar. Bu insanın faziletine ulaşırken kitapları, o şekilde hangi dini kitabı yetibarlı olup, bunu macburiyattan, şartlıktan derecesinden okuşluk emez. Bunu ihlas bile, ihtiyar bile okuşluk gerek olabilir. Ulamını okuyun ve fakat uzun kızını gerekli cahilerini alın. Kitaplardan bir de çok manzule birledi, küçük bir de çok metinle birledi. Uşandan ama albette uzun kızı kerali cahilerini yazıp yapıp kalın. Bunun için nasıl edelim ama kalın. Bazılar masraf kılınan usullerinin bahçesini kılıç gerek de uyulaydılar ve kadıdan aşıp yuvarladılar. Bu şu kitapta konseptlenen barca şartlarının hepsini macburi şuna kadar tarzda kılıç şart emez. O zaman kerak bir cihazını alsak, o şu özümüz maskeledi var mı? Siz bilmem biz hılkatımız. Bu hılkatımızda maskeledi var mı? Dersen kılsak hılkatımız olacak bu arada. Her bir kitapta kemi de bitti faydalı maslahat yok, üslup var. Fakat uzunuz için faydalı ve sizde maske edilen üslubunu alın. Sizde fayda keltirmeydiğin, sizin karakterinizde doğru kelimelerden cevaplarına itibar vermeyin. Sizde cümbaşı keltirdiğin, siz asibimiz bize de olan mazuları bulsa, elbette olan için çek, çetle bu tip edin. Asibimini bozma, hiç kaçan. Sizde hançeri yordamı teker edilen bulsa, siz uzunuzda karakterinizden, siz uzunuzu timsalınızdan kilit çıkıp, buna seni amelde aşırın. Uzunuzu yapmayacağım derse ama onu çetle kutlayın. Sizga yoqmaydimi o'sha bobni tashlab o'ting. 61-chi sirimiz, izlanuvchan bo'ling. Ichki hissiyotingizni jo'shqinlik, xushchaqchaqlik hislariga yanada boyiting. Qaytadan yosh bolaga aylaning. Bir necha oyda bir marta bo'lsa ham yangi ajoyib mashg'ulotlar bilan shug'ullaning va bundan chinakamiga rohatlaning. Misol uchun akvarel bilan shug'ullanish ham maroqli faoliyatlardan biri. Bundan tashqari, qoya alpinizmi sporti, kemping, yelkanli qayiq sporti kabi boshqa qiziqarli mashg'ulotlar bunga ham yaqqol misol bo'la oladi. Eng kamida ertalab tong otar paytida quyosh chiqishini kuzatib sayr qilishlik va kechki paytda kechki ovqatdagi yarim soat sayr qilishlik. Bu juda ajoyib mashg'ulotlardan biri hisoblanadi. Bu hayotingizni ma'noga boyitadi. O'zingiz yosh va beg'ubor qiz qilasiz, ko'plab do'stlar orttirasiz. Ba'zi bir narsaga e'tibor berish kerak emas. Yosh bolalarcha bo'lishligimiz, o'sha vazmin me'yorini bilishligimiz, bizga ortiqcha so'z qiladigan odamlarni oldan ketishligimiz, bu o'zi o'zimiz izlanuvchan bo'lishimizga. Izlanishlik bu faqat shunaqa ko'rinishda emas, boshqa ko'rinishda ham taqdimot ko'rinishda bo'lishi mumkin. İzlengen adam hemşe bir üslubiyat üstte işleyen adam hiç kaçın vaktini zoya gitgizgen hesaplanmaydı. 62. Tabiat bağında vakti ötkazın. Vaktinizin bir kısmını tabiat bağında ötkazın. Çünkü tabiatın sizge sokullik ve beğubarlığı başlatıyorduğun tüyüklerini kıskılış gönderdiğin bilgileri var. Tabiatı buluşturduğumuz, yani yalnız buluşturduğumuz, yalnız kılgan da ham uzun müziği kandadır mammalar bilen fikrimizi bant kılmazdan
Şunaqangi bir atrof muhitni go'zalligidan foydalangan holatda, atrof muhitdan zavq olgan holatda bu tabiat qo'lida bo'lishimiz kerak. Tabiatga ziyon yetkazmasdan tabiat bilan birga bo'lishimiz kerak. Tabiatga ko'pincha ona tabiat, ona yer degan bir iboralarni qo'shib ishlatiladi. Ona tabiat deb ishlatiladi. Ya'ni bu biz onamiz tabiat. Mana shu yerdan, ya'ni ki buni bir to'g'ridan timsolda aytishimiz mumkin. Inson yer jinsidan yaratilgan. Inson tuproqdan yaratilgan. Inson balchiqdan yaratilgan. Ya'ni shu tuproqda, balchiqda qanaqangi minerallar bo'ladigan bo'lsa, insonning jasadida ham shu minerallar bor. Muvaffaqiyatning eng yuqori cho'qqisidagi insonlar hayotimizda tabiatning o'rni balandligini tushunganlar. Ular albatta o'sha tabiatda hayotimizdagi o'rnini bilganligi uchun ular juda baland tushunchalarga ega bo'lishgan. Boshlanishiga oddiy piyoda yurish mashqini bajaring. Demak, piyoda yurish kuniga hozir ayni hozirgi damda mana pandemiya sharoitida albatta piyoda yurishlarni juda manfaat katta. Masalan, misol qilib aytishim mumkin, kuniga men yo'q deganda 8-10 km yo'l yuraman. Daryo yaqinida qoldirib chiqaring. O'zingizni ixcham bog'ingizni yarating. Bizi missiyamiz nima? Tabiatni saqlash. Har birimiz kichkina bog'chalar yaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda hozir 10 ming skvar qo'llab-quvvatlaydigan shaxslar bor. 10 mingta bog'cha yaratilgan bo'ladi. Dunyo bo'yicha 1,5 million bizning hamkasblarimiz, hamkorlarimiz bor. Bu 1,5 million bog' kichkina, masalan, aytaylik, oddiygina, oddiyga 10 tuvakda gul yetkazib, shuni parvarish qilsangiz ham, 10 tuvakni yonma-yon qo'ydingiz bo'lsangiz, 1,5-2 kvadrat metr bo'ladi. 1,5 millionga ko'paytiring 2 kvadratni. 3 milyon kvadrat metr. Bu 3 milyon kvadrat metr degani 300 gektar joyi boqqan bo'lamiz. Bu juda katta. Arzimagan bir kichkina narsa ko'rinadi, lekin buni orqasida juda katta o'zimiz uchun manfaatlar ham bor va katta insoniyat uchun yordam ham bor. Tabiat bilan do'stona munosabatda bo'lish sizni mangu niyat, mamnuniyat va muloyimlik bag'ishlaydi, hayotingizni boyitadi. Tabiatga muomalalik bilan bo'lishlik, tabiatga shunaqangi bir ba'zi bir holatda bitta misol keltiraman. Insonlar shunchalik bag'ri tosh bo'lib ketganki, hattoki mana oldigina yo'lning qatnov qismidan, transportdan tushib, yo'lning trotuar qismiga, hattoki 3 metr narolog'da asfalt yoki bir shunaqangi o'tish yo'lakchasi qilib qo'yilgan bo'lishiga qaramasdan gulzor ichidan o'tadi. Xuddi bir dalada yurgan molni shaharga kirib qo'yganday bo'ladi. Men u odamlarni hurmat qilmayman. Shunaqa odamni oldimga kelsa behurmat bo'laman ularga nisbatan. Chunki u ko'z dalada hayvondan farqi yo'qdi. Dalada hayvon ham o'n kishi odam yurib ketaveradi. Bir eskitdan qolgan bor, bir qishloqda shunaqangi bir aqli zaif odamlar yashar ekan, paxtazorga tuya kirib ketgan ekan. Paxtazordagi tuyani endi haydab chiqsak, hamma yog'i oyoq tuyani oyoq katta-yu, katta. Hamma yog'i bosib, ikkilar parxon qiladi deb turib, to'rtta beshta aqlli uni yotqizib sudrab chiqqan ekan. Lerik chekinish bu albatta. Bu tabiatga nisbatan behurmatlikda. 63. sirimiz. Jonli tanada jonli zehn. Men sana is korpor sana deb baralla ayting. Chunki bu jonli tanada faqat jonli zehn bo'ladi degani. Jonli tanada jonli zehn bo'ladi deb turib, masalan, uch kun yo'l joyga borganda bir baqirib oling. Shunaqangi bir yayraysizda, bu sizga ancha quvvat baxsh etadi. Hech qachon aqli qobiliyat bilan bevosita bog'liq bo'lgan tanangizga bee'tibor qaramang. Sizning tanangiz, jasadingiz aqlli mavjudot. Masalan, natrinovni mishchi deydi ruslarda. Natrinovni mishchi. Ya'ni odamni har bir bitta mashqni doim qilaversa o'rganib qolar ekan. U ixtiyorsiz, beixtiyor holatda ham masalan qilishligi mumkin ekan. Kim doimiy ravishda bir mashqni bajarib yurgan bo'lsa, uni jasadi aqldan o'zi qilmagan taqdirda jasad o'zi shu narsani o'rganib, o'zi qiladigan va o'zi nimasini maromini biladigan bo'ladi.
Uni eng yaxshi ozuqalar, mashqlar bilan to'yintiring. U haqida qayg'uring. Ya'ni tanangizni yaxshi mahsulotlarga, demak biz fikrlar jarayonimiz, miyamiz to'g'risiga yana kelamiz. Sog'lom kalada sog'lom fikr degandek, qachonki bizning fikrimiz sog'lom bo'lsa, tanamiz sog'lom bo'ladi, vujudimiz sog'lom bo'ladi, barcha qilayotgan ishimizda barakot bo'ladi va qolaversa biznesimizda rivojlanish, o'sish bo'ladi. İnşallah. 64. sırrımız kuşlu bulun. Hiç nasıl tinçinizin bize olmadığı derecede kuşlu bulun. Şuna kadar metin iradeli ege bulun ki irade hem en katlı küçükman beyi. Bir gün bir maşhur boksçı kaybolu edi. Ondan gam çekiş sebebini soruşkende o özünü özüge salbi nasalarını oylaşke izin belgenin aitti. Hoşu isteklerinizin cevaplaşını bilin. Bir dolu bulsam yomon holdan uzoq bo'ling. Negatif fikr hech qachon negatif fikr qilmasligimiz kerak. Suhbatimizni boshida aytib o'tdik, payg'ambarimiz xislat nazar bo'linglar, illat nazar bo'lmanglar degan bir so'zni aytganlar. Bunga misol yana ham yorqinroq bir misol keltirsam, sizga tushuncha bo'lishligi uchun bir kishi qoqilib tushdi. Qoqilib tushsa, gangib ketdi. Uni ichib olib gangirab ketdi demang. Bu muvozanatni yo'qotdi deng. Yordam qo'shga harakat qiling. Har bir narsada yomonlikni ko'rish odamni yomon bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Har bir narsada xislatni ko'rishlik insonni xislatli bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Hech qachon g'ibat bo'lgan joydan uzoqlashishga harakat qiling. Bu sizni kuchsizlantiradi. G'ibat bor joyda bo'lishining sizni bu fikriyotingizni, zihniyotingizni kuchsizlantiradi. Va zihningiz o'tmaydigan va fikringiz teran bo'lmay qoladi. Bunaqa joydan albatta qochishlik kerak. Hatto mashhur odamlar o'sha mashhurlikka ketib qolishligida o'zini salbiy narsani o'ylashlik, ya'ni negativ narsani o'ylashlikka izn berib qo'yganligidan deb hisoblashdi. Ana shunaqangi paytda bir mushkul bilan shug'ullaning, bir mashg'ulotingiz bilan shug'ullaning, fikringizni chalg'itishga harakat qiling va albatta fikrlaringiz qachonki teran bo'lsa, qachonki ijobiy narsali fikrlaringiz bo'lsangiz, albatta kuchli odamlarning biriga aylanasiz. 65. sır. Uxlashdan 3 soat oldin. Demak, uxlashdan 3 soat oldin hech narsa yeman. Kechki ovqatdagi yarim soat sarf qilish degandi-ya. Oldingi bir mavzularni aytganmiz, o'zimiz kitob mutolaa qilishni aytganmiz. Yoki biznesimizni kelajak keyingi kundagi bo'ladigan ishlarimizni rejalashtirishga sarf qilishni aytganmiz. Bu hazm qilish tarzini va uyquni sifatini yaxshilaydi. Chuqurroq va sokinroq uxlash uchun kunlik rejangizni sizga yaxshi hordiq bag'ishlaydigan mashg'ulotlarga kiriting. Mana shu mashg'ulotlaringizga, masalan, kunduzi taqdimot vaqtingizni bir vaqtga belgilagandan keyin kechki paytingizni o'zingiz uchun bag'ishlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bunday faoliyatlarni yotoqqa kirishdan bir soat oldin bajarsa, natijasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni yotoq joyingizda spaniya deb qo'yamiz. O'sha joyga kirmasdan oldin spaniyada demak, mana bu yerda yozib qo'yamiz. Sizni siqilishga olib keladigan o'ylarni o'ylamang. O'zingizni chaqaloqqa uyquga oldin beriladigan e'tiborni bering. Leonardo da Vinci aytgan ekan, go'zal o'tkazilgan kun shirin uyquni olib keladi. Bu narsaga biz harakat qilishligimiz kerak. Albatta, o'zimizga shunaqa e'tibor berishimiz kerak. Hattoki ko'p nimalar yotoqqa kirganda, yotoqda ish haqida suhbatlashmaslikka. Hattoki hozirgi eng telefon rivojlangan paytda telefonni o'chirib qo'yishlikkacha hattoki demak boriladi. Yoki ovozsiz qilib qo'yishlik. O'chirib qo'ysa bir kishi sizni so'ragan bo'lsa bilolmay qolishingiz mumkin. Ovozsiz qilib qo'yishlik yoki tashqi xonaga uyqu olasizlar emas, tashqi xonaga yoki ishxonangizda telefonni qoldirishlik, ovozsiz qilib qoldirishlik bu maqsadga muvofiq bo'ladi. 66. sır. Obro'yingiz haqida e'tiborli bo'ling. U yaxshi bo'lsa sizga, ya'ni obro'yingiz yaxshi bo'lsa sizga yuqori cho'qqilarga erishishga yordam beradi. Lekin bir marta yo'qotilgan obro'ni tiklash qiyindir. Har doim qilgan xato harakatingiz uchun javobgar bo'ling. Onangizga aytishga xijolat bo'ladigan ishni qilmang. Biror bir ish qilsangiz onangizga aytishga xijolat qiladingizmi? Shu ishni qilmang. Yaxshi o'sha ishni tark qiling. Buni yaqiniga ham kela ko'rmang. Bu yerda bir mana shu bobda bir aytmoqchi bo'lgan narsam,
Odamlar ko'rganda kulgiga qoladigan ishni odamlar yo'lida ham qilmaslik kerak. Odamlarning miyonasida qilgingiz kelolmaydi, qilolmaydigan ishingizni odamlar yo'lida ham qilmang. Ana shunda obro'yingiz saqlanib qoladi, obro' e'tiboringiz. Obro' o'zingizni obro' e'tiboringizni saqlagan bo'lasiz. 67. sir. Yo'l ko'rsata oladigan ustozlar. Sizning yo'nalishingizdagi, sizga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan ustozlarni toping. Dünyadaki barcha xatolar avval kimdir tomonidan qilingan. Nima uchun ularning tajribasidan foydalanmasligimiz kerak? Endi keyingi paytda shunaqangi bir nima desa bo'ladi? E'tibor bermaslik, o'ziga e'tibor bermaslik, ustozga e'tibor bermaslik. Shu mukammal shu biznes yo'nalishidagi ustozlardan foydalanmaslik bizni juda kengayib ketgan. Va nihoyat boyagi oldingi darsimizda aytgandek obro'mizga putur yetkazadigan ishlarni qilib qo'yamiz. O'sha ustozni qo'llaydigan e'tiborlishligi mumkin bo'lgan so'zlarni aytib qo'yamiz. U ranjiydigan ishlarni qilib qo'yamiz. Demak, bitta yo'nalishda bitta ustoz bilan yurdingizmi, o'sha yo'nalishga hech qachon xiyonat qilmaslikka harakat qiling. Kimki xiyonat qilsa oxiri uni kuvoy bo'ladi. Dunyoda qiladigan demak kim xato bormi xato haqida gapirildi uni kimdir qilganda avval o'shaning uchun xatoligi bilingan siz shunda insonni topingki u ham mard ham boshqa haqida qayg'uradigan yetuk shaxs bo'lsin ustozini sizni qiziqishlaringizni e'tiborga oladigan va sizdan tajribaliroq ulug'roq inson bo'lishi kerak har bir inson e'tiborga muhtoj Hattoki eng baland rahbarlar ham ularning hurmatini joyiga qo'ygan va maslahatiga quloq solgan insonni insonga vaqt ajratishi mumkin. Bu yerda aytamiz o'sha ustoz oldingiz nimalar usullarimizdan o'tdi, hurmat qilishlik, uni o'rganishlik degan. Demak, yo'l ko'rsatadigan ustoz deganda bu shunaqa narsaki, hattoki nima desa bo'ladi. Prezident ham oldin ustozi bo'lganda, bir ustozdan ta'lim olganda, hech kim bizda xalqda bir e'tiborli so'z bor-ku, ibora. Hech kim onasini qornidan olim bo'lib yoki o'rganib tushmagan degan so'zlar bor. Demak, har birimiz ustozga muhtojmiz. Hattoki bizni diyorimizdan o'tgan ulug' olimlar ham o'zlariga biror bir masalada yordami tekkan odamni o'zlariga ustoz deb bilishgan. Misol uchun keltiradigan bo'lsam, Imom Azam rahmatullohi alayh huzurlariga bir kishi kelib savol berdi. Shu savolni javobini bilmadilar. Va u savolga javobni bir 40 dega odamga bir cho'pon odam bilishi mumkin bo'lgan savol edi. Cho'ponga borib shuni o'rganib keldilar. Shunchalik olim bo'lishlariga, shunchalik ulug' zot bo'lishlariga qaramasdan, qachon o'sha qishloqdan o'tadigan bo'lsalar, otdan tushib piyoda o'tadigan bo'ldilar. Ustoz, shogirdlari, ustoz nima uchun shu yerga kelganda otdan tushib piyoda o'tasiz deganda javob bergan ekanlar. Men javob bera olmagan savolimni shu yerdagi bir cho'pondan o'rganganman. Mana shu cho'pon meni ustozim. Ustozim marhum bu yerda yotgan uning o'tgan joyidan men ot deb sharif o'tishdan hijoat qildim degan ekanda. Nima uchun shular olim bo'ldi? Ana shuni qilganligi uchun olim bo'ldi. Ustozini hurmat qilganligi uchun olim bo'ldi. To'g'ri ustozni tanlay bilganligi uchun va o'z kasbini mohir ustasi bo'lgan ustozni ular topib, uni etakda ushlaganligi uchun ular mohir bo'ldi. Har bir inson e'tiborga muhtoj. E'tibor qilishlik kerak. E'tiborsiz qoldirsak, birovni be'tibor qilsak, o'zimiz ham bir kun be'tibor bo'lishligimiz muqarrar. Shuning uchun hech qachon hech kimni kamsitmaslik va hech qachon hech kimni be'tibor qoldirmasligimiz va e'tiborsizlik qilmasligimiz kerak. 68-sir. Zaif tomonlaringizni ro'yxatini. Barcha zaif tomonlaringizni ro'yxatini tuzing. O'ziga mutlaq ishongan va ma'lumotli inson o'zining zaif xususiyatlarini xususiyatlariga e'tibor qaratadi va ularni uslubiy yaxshilashga intiladi. Hattoki uslubiy degan bitta narsani aytib ketay, praktikski degan gap bor-da ruschada. Ko'p biz o'zbeklarimiz ham o'sha so'zni uslubiyni, praktikskini, uslubiyni farqi bilmaydi bola bor. Uslubiy degan so'z va praktikski. Nada dedi, intilish kerak, o'zini uslubiy yaxshilashlikka intilishligi kerak. Hattoki dunyoning eng buyuk va eng qudratli shaxslarida ham kamchiliklar mavjud dedi, yodingizda tuting. Fikrimizni boshqacha qilib aytganda, o'zingizni eng yaxshi xususiyatlaringizni anglang va ularni rivojlantiring.
Yaman salgı hususiyetlerinizi bölümün boşu, onları yoka çıkarak atlayın. Zayıf tavonlarınızı, demek yoka çıkarak atlayın. Biz hammamız bitti komanda, bitti cemaat, bölgeliğimiz için birbirimizdeki kamçiliklerini o zaman uzunmuzga köpçülüğün içinde emez. Bir kamçilik bölümün boşu, Allah'a da bunu ayçiliğimiz, kamçiliklerimiz, batıra kul boşluğumuz gerek. Biz cemaatimiz gelecekte bütün dünyada örnek bölümün cemaat boşluğu gerek. Hatta önce bir kazık bir lirik çıkış kılamız. Hocamaya tacı bayı bu kapçılık iştikası ile eğer uktuğuşlar şuna kadar eğitip orada saza verirdi. Uktuğuşlar kurmatanlardı. Tuvalede uktuğuşlar gibi kalsa uyuyup bu şekilde verirlerdi. Şimdi hazır traktörçiler eğitim var diye bu gitti. Traktör çıkıldı dese uktuğuşların çıkar bu kadar. Öyle bir numara var traktörçiler on kur dedi bana bu gitti. Dedim bir mazun at kendine. Mana shu parodiyada ham bir radiga nima desam bo'ladi, e'tiborli jihati bor. Yaqinda to'ylarga boradigan bo'lsa, ey yo'l beringlar, skarvachilar keldi deydi bomba qoladi. Bu kunda keladi yaqinda bomba qolmasa. Chunki bizga e'tibor katta bo'ladi. Kelajakda transport mana shu yo'nalishga o'tishligi muqarrar. Mana hozir bir eslab o'tadigan bo'lsak, masalan hozir 50 yaş atrafı degiler ham eslesek gerek. Biz yaşlıca paytımızda eşek arabayla, ot arabayla bulardı. Bir kış taşı kötü yapken eşek arabayla kursak, bir nakayını haşak alıp kötü yapken ot arabayla kurardık. Böyle bana yok bu kötü olur ki eşek arabayla ot arabayla yok. 40 yaş, 35-40 yaş degi bolada, şuna kanun üstü degiler, eslap kuruyla. Sizlerin o şey oynayıp çakal, yugurup yürgen paytlarınızda en zor maşını bu oldu bana. Jiguli, Volga, Zaporoj, Moskva ishlagan mashinalar bo'ladi. Qani o'sha mashinalar? Hozir biz yoshligimizdagi eshaklar va qilgan ishi mana shu Volgada qilyaptida. Yaqinda mana ko'chada yurgan Malibu, Gentra, shunaqa turlari bor, ho-ho-ho-lar bor, Mercedes, batareya, zo'rlari bor. Yaqin kunlarda 10-15 yilda bular ham qolmaydi. Ko'pchilik qayti. Hayat ile yaratıcı değerlerimizde. Yani şu misallerini kilitli biriyle. Skarvay'da oldukça. Yana ham azmaz imkanat vaxt var eken. Elbette bu vaxta önümlü faydalanışımız gerek. Koplak koplak adamları buna sen yetkilişimiz gerek. Yani şuna kanka webinarlığı katlaştığından organizasyonumuz gerek. Sava veren adamların webinarlığı yollaştığından hem bilişimiz gerek. Savalara cevap bir olmasak. Darab kandarada telefon arkaya yok, telegram arkaya çıkıp onu da savolga javob olishlikka harakat qilaylik, balki o'sha yerda tavsiya qilaylik, seshanba kuni webinar bo'ladi. Seshanba kuni webinarga kelgin, savollaringni bering, savollaringga mukammal javob olasan, mutaxassislarning javobini olasan, aniq javobni olasan degan o'shlarga bir javoblarni qaytaringlar. Shu bugun meni bir oldimga bir kishi keldi. Oktyabrda aksiyalar narxi 3-5 dollar bo'lar ekan deb keldi. Hayron bo'ldim. Bu ma'lumotni qayerdan oldingiz desam, internetdan oldim dedi. Qaysini nimada oldingiz desam telefonimda oldim deb aytdi. Telefon albatta ko'pchi telefon ishlatamiz, uni nimani ko'rganligimiz xotirasida saqlab qolishligini bilmaymiz. O'sha mavzuni ochdik, mavzuni ochdik, bu bundan 2 yil oldingi shunaqangi bir noto'g'ri berilgan ma'lumot ekan. Buni ko'rsatib qo'ydim. Lekin YouTube'da ham ko'rilgan roliklarning orqasida qachongiga yozib qo'yilgan bo'ladi. Bir oy oldin, 2 oy oldin, bu 2 yil oldingi qator informatsiyani olibsiz. Bunaqa gap so'z yo'q deb bu kishi to'g'ri yo'l ko'rsatdik. Mana shu zaif tomonlarga kiradi bu yo'l. Kompaniyani zaiflashtirish uchun qiladigan harakatlar, kamchiliklar tomonidan shunaqa mukammal javob bera oladigan bo'lishligimiz kerak. 69-sir. Hech qachon nolimang. Hech qachon nolimang. Atrofdagilarga o'zingizni ijobiy, qobiliyatli, kuchli va g'ayratli inson sifatida tanishtiring. Shuni aytish joizki, doimo shikoyat qiluvchi va har narsadan salbiy ma'no izlovchi insonlar yaqinlarining ko'pligiga osongina vahima soladi. Ko'ngillarga, yaqinlarining ko'ngliga osongina vahima soladi. Natijada kamdan-kam holatlarda muvaffaqiyatga erisha oladi. Psixologlar nazariyasiga ko'ra, hodisalar doim ikki marta yaratiladi. Biri ongda, ikkinchisi esa voqelikda. Qachon biz o'sha voqealarni ongimizdan oldin yaratganimizda, voqealarni ongimizda yaratganimizdan keyin u inakin xayoliy
Vakiylikke aylanarken. Vakiyligimiz yani materializuv etse. Misli materializuv etse. Ana shunaqangi oldin olgunimizda bir narsaga shu salbiy narsani o'ylashimizda shunga erisharkan odam. Mana shu joyda qoqilaman, mana shu joyda qoqilaman, mana shu joyda qoqilaman deyilsa albatta shu joyda qoqilar ekanda. Demak, oldin biz uni olgunimizda yotarkanmiz, keyin u voqelikda sodir bo'lar ekan. Shuning uchun doimiy ijobiy fikrda bo'lishimiz kerak. Hech qachon nolayvermasligimiz kerak. Nolayverishlik yo'q, 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 yo'q deyverishlik yo'qlikka olib keladi. Bor narsangiz ham yo'q yo'q deyishlik natijasida yo'q qaytinadi. Shuning uchun hech qachon nolimang. Bu bizga kelingan vaqtinchalik bir salbiyat ijobiyatni natija hosilisidir. Salbiy narsa bo'ldimi, uni albatta orqasidan ijobiylik keladi. Doim olishga harakat qilmang. Doim olishga harakat qilsangiz hech qachon bir natijaga erishmaysiz. Berishga harakat qiling. Oldin berish, keyin olish. Hayotiy tajriba ko'rsatib turibdi-ku. Umrimizni, vaqtimizni beramiz, bir ilmni, bir bilimni olamiz. Yoshligimizda 10 yil maktabga qatnadik. Qatnab umrimizni berdik. O'sha 10 yillik olgan ilmlarimiz bugungi kunlarda bizga asqotyapti. Bu narsaga juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Avval berish, keyin olish. Siz bering, Xudoyimda bering, bering, ma'lumot bering, qo'lingizdan kelsa yordam qiling, pul bering, mablag' bering, yordam qiling. Qiling, bering, bering, natijasini Allohdan olasiz. Chunki Alloh ko'rib turibdi-da. Bandam bandamga beryapti, men bandamga bermaymanmi deydi. Qachondirki birov olishlikka harakat qiladigan bo'lsa, yolg'on yashirib ishlatib, bular bo'lmas narsani. Mana eng yomon hozirgi kunda mana bu yerda bir-birimizda mahsulotlar bilan ishlaydigan odamlar ko'pchiligi bor, ko'pchilik mana tarmoqchilar mahsulot bilan ishlaydi. Mahsulotni o'ta maqtab sotmang. Mahsulotni o'zingiz ham yaxshi bilmaysiz. Sizning ustozlaringiz qancha maqtagan holatda bilasiz xolos. Keyingi paytda mana shu Malayziyadan, Xitoydan, Hindistondan keladigan mahsulotlarning ichida bir insonning organizmiga foydasidan ko'ra ziyoni ko'proq tegadigan mahsulotlar bor ekan. Meditsina tilida bir narsa ko'proq tushunib eslab qololmadim. Chetabalermi, chetapilonmi, bir palo degan narsa bo'lar ekan. Mana shu bat programmalarga hozir shu narsa qo'shilyapti ekan. U mana psixologlar yaxshi biladi o'rganish qolishlikka bu ko'proq o'shanchidan narkotik moddalar bor ekan. Tortilgan olib bo'lar ekan. Bir mahsulotda foydalansangiz, uni doim ko'ngliz kusadigan bo'lib qolishligi bu o'sha narsani narkotik modda borligiga olib kelar ekan. Bilmagan holda sezmagan holatda o'shani ko'nikma hosil bo'lib qolib, o'sha narsani doim iste'molga ushlab qolar ekanmiz. Shuning uchun iste'mol qilayotgan narsalarimizga ham e'tibor berishimiz kerak. Bu bizning ongimizga qat'iy ta'sir qiladigan narsalar. O'tkir aqliy fikrda bo'ling, fikrli bo'ling. Sizning muvaffaqiyatgacha bo'lgan rejalaringizni hech narsa o'zgartira olmasin. Siz oldingizga maqsad qo'ydingizmi? Maqsadingizga erishishda bo'lgan harakatingizni hech narsa so'ndira olmaydi, to'xtata olmaysiz. Shu qat'iyat bilan o'sha maqsadingizga sari ilgari boring. Masalan, bu qayoqqa bo'ladi? Ko'pchilik aytadi, men shu narsani aytdim, bir kishi kuldi, u dedi, bu dedi, desa deyaversin, siz parvo qilmang. Desa deyaversin, siz unga parvo qilmang. Mana meni bir qo'shnim bor, hozirgacha ham poyezingiz uchtirdi deydi. Bir aytdim, poyezni uchganini ko'rganmisan, tentak dedim, ta'zir qilmagan ekan. Hozir ham so'raydi. Uchdi deb qo'yaman, nima deysiz? Poyezni uchganini ko'rganmisan, tentak dedim-da. Yerdan yuqorida 7 metr balandlikda relsda yuradigan transport desam, uni uchadigan poyezda bilyapti. Nima deysiz endi? Hadi ketaverasiz, sening uchun uchadigan poyezda ketaverasiz. Nima istayotganingizni tasavvur qiling va butun borlig'ingiz bilan unga ishoning. Albatta bu o'ylaganingizdek o'zingizga tez orada sodir bo'ladi. Demak, o'sha boyaga aytganimizdek salbiyatni o'ylayversak, u bir kun sodir bo'lishligi, oldin ongda sodir bo'lishligi va aslida u hayotiy voqelikka aylanishligi bir yaxshilik sifatida o'ylab boraversak, yaxshilik natijasida o'ylab boraversak, bir qilayotgan fikrlarimizni bir yaxshilikni ko'radigan bo'lsak, hislatni har bir narsada ko'radigan bo'lsak, kelajak hayotimizda o'sha voqelikka aylanib, o'sha o'ylagan narsamiz barpo bo'ladi. Albatta, ko'pchiligimiz 1.5 million odam bor bo'lsa, eskalar bo'yicha o'shaning ichida nolidirlar ham bor, lekin aksari nolimaydi bo'ladi. Shuning uchun bizning biznesimiz rivojlanib bormoqda. Demak, biznesimizning rivojlanishi bizning ijobiy fikrlashimizga bog'liq joyda bor ekan.
70-ci sır dostlarınızı acı somallara. Demek dostlarınızı acı somallardan göz yumayın. Eğer siz onlardan kamçılık kıdırsanız şüphesiz siz onlardan bir hança noksalarında pişman hukukat bilirsiniz. Özünüzü yetip insanlarda tutun ki toki özgürlerinin bundan hususiyatlarına etibar verilmesi ki harekat kılın. Yani ki başkalarısı ki salbi sizden noksal kıdırlar adam ne kadar etibar verilmeli bu büyük adam gayleni. Dost, bizde eskilerde gab var. Dostluğunu kamçılığını kıdırsan dostsuz kalasan deyişken. Dostsuz kalması için bazı bir kamçılıklarla göz yumuşumuz gerek. Dostlarımız bazı bir noksallarını keçirişlikimiz gerek. Biz keçirmeyi bulsak bizi hem keçirdim an zatı var. Şunu esnen çıkarma. Siz insanlığa bir yardım verirseniz Allah sizlere yardım verir. Siz insanı keçirseniz Allah sizini keçirir. Ve gelecekte rivacınızı verir inşallah. Demek biz hammadan o'rganamiz. Yani hammada o'zining aytishki hissasi, ulashishga hangomasi va o'rganishga pandasiyatlari bo'ladi. Bunda erkin fikrli bo'ling. Va shunda siz ulkan darajada bilimli egallaysiz. Baxtli hayot uchun do'stlar juda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa ular o'zlarining ko'plab tajribalari, avlsanchiliklari siz bilan baham ko'rsalar. Shu ma'noda ko'proq va ishonchliroq do'stlar orttiring. Do'stlaringizni xursand qilish uchun kitob yoki turli xil sovg'alar sotib oling. Nima eksang shuni o'rasan degan maqolga murojaat qilsak, yaxshi va ishonchli do'stlaringiz bo'lishi uchun siz birinchi qadamni tashlashingiz kerak va umringiz oxirigacha uning mevasini, sadoqatini ko'rasiz. Demak, o'zimizdan boshlashligimiz yaxshi deydi. Biz qancha ko'p yaxshilik qiladigan bo'lsak, shuncha ko'p yaxshilikka erishamiz. Qancha bir do'stlarimizni kamchiligiga ko'z yumadigan bo'lsak, ular ham bizning kamchiliklarimizga ko'z yumishadi. Qancha biz do'stlarimizga mehribon bo'lsak, ular bizga mehribon bo'lishadi. Albatta, bu jamoatimizda ustoz shogird an'anasida yoki bo'lmasa, takliflarimiz orasida mehr muhabbat qozilishimiz kerak. Shundagina biz ishimiz rivoj bo'ladi. Shundagina bizning kelajagimiz porloq bo'ladi. Shundagina biz farzandlarimizga yetib kelajakda chiroyli munosib meroslarni qoldiradigan darajaga yetamiz. Mana 70 ta sir o'rgandik, bugunga 20 ta sir o'tdik. Vaqtimiz pedagogika paytiga keldi. 1 soat 20 minutda, demak 1 soat 20 minutimiz 100 minut bo'ladi. 80 minut bo'lar ekan. O'sha 80 minutda bir yozuvlarimiz yangilashlik davri bo'ladi. Savollar bo'lsa marhamat, biz vaqtimiz qolgan savollarga 6 minut vaqtimiz bor. Keyin yana yozuvni qaytadan davom ettirishimiz imkoniyatimiz bo'ladi. Nadejda, rahmat sizga. Salomat bo'ling, sizga ham rahmat. Albatta, yozuv va narsalaringiz hammasi juda ham. Shunaqa. Savollar bo'lsa marhamat, savollarga. Kimda qanaqa savollar bor? Marhamat yozishingiz mumkin savollarni. Rusça etkende o Matrosov net vaprosov. Ama siz yok ama siz düşünürlük ya hiç nasıl düşünü bulmuyordu. Kardeş var rahmet. Siz gelin rahmet teşrifiniz için. Maşallah, barakallah. Kukayış bir ne ki 20 dersine? 8 tane kalsın da 2 tane okuyu sana 24 tane kalsın. Merhamet, merhamet. Savallar. Hop. Kechikib, ma kechikirdim. Ha, hop, inshaalloh. Mayli, hechdan ko'ra kech yaxshi narsa. Savol bo'lsa beramiz. Marhamat. Qanaqa mavzular qiziqtiradi? Bu mavzuyimiz yaxshimi? Yo, webinar boshqa mavzuga o'zgartirib, bu sirlarni chatda berib boraylikmi? Bizga to'la kattalar rahmat, Alloh bergan ustozlarga shukrlar. Xudo xolos, ustoz. Shunali bo'ldi.
Orada kotup kaldı. Zor gitti yaptı. Bilmem mi? Kotup kaldığında ben sezmedim. Belki yazıldı. O şey kotup çatı bulan bu şey çıkar. Yok ki bulmaz. Bakın sen ertege yazıp çıkardın. YouTube'da. Ertege abur kutka damatkan derken. Tekşiroldan sezoru damatkan derken çıkardın. De koyarız. Zapiste koyarız. Kotup mu kotup mu? Başka zaptı cadden o kadar tutmaz siz uzun zaman bırak kurun. Başka kaçışlık sizden bulduğunu gün ya da bizden bulduğunu gün ecelerde malum bulundu. Sizden bulacak olan bolsa başka kampanya bulan işte koşuk harekat kılın. Başka kaysır kampanyanın anteni sizde yakış çıkma yapkandır. Başka kampanya ki yakış çıkar. Rahmatınız oturmağı zor kit yapkan bolsa. Aha, hop. Canımda bizde kotiş. Ha, balkın, balkın, balkın. Şimdi internet bir an bir teknike, bir an bir... Bizde aynıysa, on beraber getirdiğin o şeyimizde on beraber de pasaytı var işte yok. Şu tezi gam, katı bu kolar bize daha. Burada gam, burada katı kotoğa geçip kolarımız daha kalırsa. Savollarımızı bugün bu mavzuyu müzakirdeyiz. Kandaş gelin şu hamilemize rahmet. İnşallah rahmatı da olacağım. Başka. Ay, başka. Başka bir şey. Başka bir şey. Şükür. Yakşı yakşı çürmedim. Şükür çürmedim. Yakşı sanamadım. İnternet canını sağ olmasın. Barça bir olmadı. Hayır.